Videomuzu izleyerek bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Size her akşam 20.00'da bu ve benzeri videolar yayınlayarak bilgi paylaşımı yapıyoruz. Sizler de kanalımıza abone olarak bize destek olabilir ve yeni video yayınlandığında anında haberdar olmak için bildirim butonunu açabilirsiniz. Hadi gelin şimdi videomuza devam edelim. Herkese selamlar. Allah ilk insanı yarattığında bir de yanına eş yarattı. Birbirlerini sevsinler diye de gönüllerine aşk koydu, sevgi koydu. İnsan birbirini sevmeye programlandı. Çünkü sevgi iyilik demekti. Allah ise iyiliği severdi. Cenab-ı Allah insanı yaratırken hamuruna sevgi katmıştır. İnsana sevmek ve sevilmek gibi yüce bir duygu vermiştir. Elimizde tutamadığımız bu duyguyu insanın yüzünde, sesinde, gülüşünde, gözünde velhasıl vücudunun her zerresinde görmek ve hissetmek mümkündür. İşte bilim insanları, acaba insan doğduğunda sevgisiz kalırsa ne olur diye merak etmişler ve acı bir deney yapmışlar. Yıl 1944. 40 tane yeni doğmuş bebekle akıl almaz bir deney yapılıyor. Bebekler iki gruba ayrılıyor. İlk grup kontrol grubu. Hem fiziksel hem duygusal ihtiyaçları karşılanan, huzurlu ortamda büyüyen sağlıklı bebekler. İkinci grup ise dehşet verici bir deneyin muhatabı. İlk gruptaki bebekler söylediğimiz gibi normal şekilde yetişen, sevgiyle beslenen, başları okşanan, yanakları sıkılan, öpülen, koklanan bebekler. İkinci grupsa öyle değil. Bebekler çalışmaya dahil olduğunda bakıcıları onları düzenli şekilde besliyor, bezini değiştiriyor, yıkıyor, temizliyor ama asla gereğinden fazla bebeklere dokunmuyor. Göz teması kurmuyor ve iletişime geçmiyor. Yani ilgilenmiyor. Yani sevgi göstergesi olabilecek hiçbir şey yapmıyor. Bebeklerin bütün fiziksel ihtiyaçları karşılanıyor. Bulundukları ortam her daim steril ediliyor ve hiçbiri fiziki olarak hastalanmıyor. Çünkü çok iyi bakılıyorlar. Ama 4 ay sonra çok ilginç bir şey oluyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Bebeklerin yarısı hiçbir fizyolojik sebep olmaksızın ölüyor. Yani hastalık ya da benzeri hiçbir şey yokken durduk yere ölüyorlar. Evet, doğru duydunuz. Sevgisizlikten ölüyorlar. Ölen bebeklerin hepsi ölümlerinden önce bir vazgeçme evresine giriyor. Bakıcılarının ilgisini çekmeye çalışmaktan,
ses çıkarmaktan, hareket etmekten ve hatta ağlamaktan bile vazgeçiyorlar. Yani umutları bitiyor. Bu evrenin hemen ardından da ölüyorlar. Çalışma daha fazla bebek ölmemesi için anında yarıda kesiliyor. Ama bu 20 bebekten vazgeçme evresine girip henüz ölmeyenler de var. O bebekler de alınıyor, tedbir olarak normal bir aile ortamına veriliyor. Ki o ailede başları okşansın, yanakları öpülsün, güzelce bakılsınlar diye. Ama bebekler vazgeçme evresine girdikleri için hiçbir şey işe yaramıyor, normal aileye dahi verilseler ölüyorlar. Korkunç değil mi? İnsanın dinlerken bile içi acıyor, ruhu çekiliyor. Peki çevremizde sevgisizlikten acı çeken bebek hiç yok mu sanıyorsunuz? Anne ve babasından sevgi dilenen çocuklar yok mu? O kadar çok ki. Ya da yetişkin olan ama yüreğinde zerre sevgi bulunmayan insanlar yok mu? Belki bedenen ölmüyorlar ama ruhen sadece yaşıyormuş gibi yapıyorlar. Çağımızdaysa etrafınıza bir bakın. Hemen hemen herkes birbirine tahammülsüz halde. En küçük bir kıvılcımda ölüme kadar giden kavgalara, olaylara varması mümkün. Nezaket yok oldu. Özür dilemek kayboldu. Sabretmek, takdir etmek, öncelik vermek, buyur etmek, alttan almak gibi kavramlar hayatımızdan çıkalı çok oldu. Çağımız bilgi çağı. Emek veren insanları takdir etmek yerine yerin dibine sokup çıkartıyoruz. Ve o insanlar da az önce anlattığımız gibi vazgeçme evresine giriyorlar ve sonra üretmiyorlar. Sizce neden? Çünkü çok uzun süredir bilinçaltımızı kolluyorlar. Bizi hırçın, tahammülsüz, kavgacı bir yapıya büründürdüler. Kutuplaştırdılar. İnsanlardaki iyilikleri görmez olduk. Bardağın dolu tarafını görmez olduk. Sürekli boş tarafıyla uğraşan, ilgilenen insanlar haline geldik. Ve sevgisizlik şimdi bedenimizi olmasa bile yavaş yavaş ruhumuzu öldürüyor.